Evet, herkese merhaba. Esra, hoş geldin. Hoş bulduk Alp. Nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Heyecanla bekliyorum sıramı. Güzel, sıra geldi. Biz de heyecanla bekliyoruz. Öğleden sonra bugün Esra ile Esra Beyzadeoğlu'yla beraberiz. Hepsi buranın Chief People ve Culture Officer'ı Esra ve aynı zamanda daha önce de bankalarda deneyimi var ve özellikle de danışmanlık altyapısından geliyor. Onun için İK'ya çok farklı disiplinlerinde bakış açısını getirerek burada bizimle beraber hem pandemi sürecini hem de bunun belki multidisipliner bakış açısını ve farklı yönlerini bizle paylaşacak. Tekrar hoş geldin diyelim Esra. Ben sözü sana bırakıyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aranızda olmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Çok emek vererek hazırladığınız bir organizasyon olduğunu biliyorum. Pandemiyle aslında pandemiden çok daha önce konuşmaya başladığınız, ön plana çıkardığınız konuların biz bunları demiştik, biz bunları anlatmıştık, panellerle anlattık, konuşmalarla anlattık tadında bir tür eşofmanlı Şevket Hoca gibi öyle hissediyor olabilirsin Alp kendini. Biz bunları zaten demiştik. Future of Work daha hiç ortada yokken, pandemi yokken konuşulan, biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz dediğiniz bir şeydi, değil mi? Yanılmıyorum. Var mı öyle bir hissiyat? Öyle bir hissiyat var Esra açıkçası ama yine yeni bir soluk getirmeye çalışıyoruz. Yani hep söylediğimiz bir şey var. Aslında hali hazırdaki teknolojileri hani böyle yeni aman aman işte Future of Work deyince çoğu kişi İşte acayip fütüristik şeyler bekliyor ama bizim söylediğimiz remote work'ün işte uzaktan çalışma tool'larının kullanılması mesela ya da on demand talent platformlarının aslında hepsi hali hazırda kullanabileceğimiz ve bütün hayatımızı dönüştüren teknolojiler mecbur kalınca kullandık. Şimdi seçeneğe doğru geçiyoruz. Yani söylediğimiz şeyler söylemeye devam edeceğiz diyelim. Evet. Şimdi buradayız. Hep birlikte farklı bakış açılarıyla bakmaya hızlandırdığımız bir süreç oldu. Ben de bu vesileyle aslında hem bu 2 yıla yaklaşan yıl dönümü demek istemiyorum. Güzel şeylerin yıl dönümü kutlanır aslında. Ama böyle seneyi devriyesinde diyelim yaklaşırken böyle bir nasıl geçti, nasıl hem bir çalışan olarak hem son yaklaşık 1 yılında insan kaynakları yöneticisi olarak neler hissettik? İnsan kaynakları nereye doğru gidiyor? Yani sadece çalışma şekilleri, operating modeller değil, insan kaynakları sunumunda aslında başlık şeydi, Evet. HR and others, yani bütün diğer ekosistem ve çevre ve kurumun paydaşları diye düşündüğünüz zaman partners in action dedim ben ona. Çok Çünkü bir bir executor yapıdan aslında pandemiyle birlikte insan kaynaklarının organizasyonlar içindeki anlamı da, insanlara yarattığı anlamı da, açtığı yollar da oldukça farklılaşmış oldu, değil mi? Biraz evet. onlardan bahsedelim. Harika. Bugün böyle şöyle 20 dakikalık bir konuşma, sorular olursa da herhalde seninle de bağlanırız, konuşuruz Tamam. ilerleyen aşamalarında. Tamam. Tamam. Sen Çok de teşekkür ederim. Sağ teşekkürler. olasın. Görüşürüz. Sağ olun. Herkese merhaba tekrar. Esra Beyzadeoğlu ben. Yaklaşık 1 yıldır hepsi burada insan kaynakları grup başkanı olarak çalışıyorum. Farklı bir disiplinden geldiğimden bahsetti Alp. Birazcık isterseniz ondan bahsederek gireyim. Neden bu noktada aslında bakış açıları ve dönüşümle ilgili değişik deneyimler de edinme fırsatı bulduğumu daha net anlatmış olurum. Yaklaşık 22 yıldır iş hayatındayım. Kökenim bir mühendis, endüstri mühendisiyim. Ve hep teknoloji sektöründe çalışmaya başladım işe. Sonrasında da o şekilde devam etti. Arada bir 6 yıl kadar danışmanlık deneyimim var. Orası da yönetim ve teknoloji danışmanlığı şeklinde gelişen bir alandı. Temelde bankacılık ve finans kuruluşlarında çeşitli görevler yaptım. Çok kısaca son görevimi söylersem, hepsi buradan önce, belki biraz daha aydınlatıcı olur. En son olarak Alternatif Bank'ta CIO olarak başladım. Bilgi teknolojileri, dijital bankacılık, CRM ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısıydım. 20 yıl, 22 yıl aslında Türkiye'nin çok önemli dijital dönüşümlerine hep birlikte şahit olduğumuz, farklı sektörlerde şahit olduğumuz bir süreç yaşamıştık. 20 yıl diyeyim. Sonraki 2 yıl ise pandemiyle birlikte aslında bambaşka yollara doğru evrildiğimiz, son derece rigid, katı,
tradisyonel diye bilinen sektörlerin bile anında bu değişimlere uyumlanarak kendi çalışma modellerini baştan yazdığı, hikayelerini, bilinen ezberleri kendi kendine bozduğu bir süreç geçirdik. 2 yıl diye bakacak olursak, dediğim gibi yıl dönümü demek istemiyorum, seneyi devreye yaklaşırken, bu 2 yıllık süreçte ilk yarısı bir bankada belirli alanlarda sorumlulukla devam ederken, ikinci yarısı tamamen bambaşka bir dijital sektörde, olayı dijital olan bir sektörde insan kaynaklarından bu sefer sorumlu bir bakış açısıyla devam ediyor. Hangi sektörde olursak olalım, hangi disiplinde olursak olalım, insan kaynakları zaten her işi yönetenin de insan kaynakları yöneticisi olarak konumlanmak durumunda olduğu, ne iş yaparsanız yapın yönettiğiniz kişinin insan olması sebebiyle varlıkları, değerleri, kişilerin algılarını, farklı takım yapılarını, kafa yapılarını anlamanız ve çözümler üretmeniz gerektiği sektörler ve deneyimler oluyor hepimiz için. Dolayısıyla bu kurumsal hayatta, girişimcilikte de olsa belli ekiplere sahipseniz, yönetiyorsanız, içinizde bir insan kaynakları yöneticisini de barındırmak durumundaydınız zaten. Şimdi pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaların gündemimize girdiği, birbirimizin önceliklerinin aslında farklı olduğunu, kendi kendimizi keşfettiğimiz dönemlerden geçtiğimiz noktalarda biraz daha bunun önemi daha fazla da arttı diye düşünebiliriz. Bu noktada insan kaynaklarının ve iş ortamlarının, çalışma hayatlarımızın, kişilerin kafalarındaki algılarının değişimine de hep birlikte tanık olduğumuzu düşünüyorum. Bizler önceden bir ev ve iş hayatı şeklinde hayatlarımızı yaşarken, eve iş getirme gibi mottolar hatta kendimize yaratırken, pandeminin oluşmasıyla birlikte evin içinde işimizle birlikte yaşamaya başladık. Birbirimizden daha farklı şekillerde haberdar olma ihtiyaçlarımız ortaya çıktı. Bir yandan güven algısıyla, psikolojik ve fiziksel güvenlikle çeşitli şekillerde sınandık. Kurumlarımızın bizi düşünmesi ve bizi koydukları yerle ilgili kendimizi sorgulamaya başladık, kurumlarımızı sorgulamaya başladık. Bütüne baktığımız zaman pek çok kurum aslında burada kendi hikayelerini insan odağına çevirerek, daha da fazla çevirerek, zaten bu konularda çok çok çalışmalar vardı ama insan odağına çevirerek çözümler bulmaya ve deyim yerindeyse sıkı durmaya, var olmaya, ayakta durmaya gayret edecek şekilde aksiyonlar almaya çalıştılar. Ben bu sebeple hem dünya genelinde sınandığımız bu yapıda, ülke olarak da başarılı süreçlerden geçtiğimizi, güzel sınavlar verdiğimizi düşünüyorum. Hep önümüzde ne olduğunu bilmeden belirsizlik içinde yönetmeyi aslında belki Türk vatandaşları olarak dayanıklı olduğumuz, dirençli olduğumuz, yetkin olduğumuz konuları daha hızlı bir şekilde hayata geçirecek biçimde, avantaj haline getirecek bir şekilde davrandık. Ve bir şekilde sıkıntılı zamanlarımıza rağmen, tatsız anılarımıza rağmen bir şekilde survive etmeyi, hayatta ayakta durmayı ve başarmayı becerdik diye düşünüyorum. Bu bağlamda kotarmak kelimesini çok severim ben. Bir şekilde farklı yerlerden, işin ucundan tutarak, bütünün hayrına hep birlikte daha iyi nasıl yaparız diye bakarak çözümler bulmak en önemli maharetimiz oldu. Bu noktada da insan kaynakları aslında geçmişte belki iş yapan, temelde bir kendisinden istenen talepleri, çeşitli iş süreçleriyle ilgili fonksiyonları yerine getiren bir noktadan zaman içinde zaten dönüşüm yol haritasında beklediği ve ileriye doğru gitmeye çalıştığı noktaları daha ön plana alır oldu. Bazı şeyler insan kaynaklarından daha fazla beklenir oldu. Yolu açması beklendi. Yapılan dönüşümlerin ne kadar anlam yarattığı bütün işte çalışanlar için daha fazla anlamlı hale geldi. Bunun içinde kültürel dönüşümler, değerlerin oluşması, çevik çalışma yapılarına dönüşümler ki bir yandan uzaktan çalışılan ortamlarda, yarı uzaktan çalışılan ortamlarda çalışma senkronlarının ve iletişim ortamlarının hazırlanması açısından çok önemli fonksiyonlar üstlendi insan kaynakları.
İç iletişim ve çalışan markalaması noktasında yapılan her iş sadece yapmış olmak için değil, gerçekten özellikle büyüyen sektörlerde doğru takımları oluşturmak, doğru şekilde birbirine bir tür yapıştırıcı fonksiyonuyla bir araya getirmek ve bir arada tutmak ve verimli çalışmayı sağlamak açısından son derece etkin ve önemli roller oynamaya başladı. Bu bir öğrenme süreci, bir gelişim süreci, kişinin kendi hikayesi gibi çalışanla işverenin de benzer şekildeki hikayesinde aslında gelişerek, adım atarak, büyüyerek, birlikte büyüyerek bir yolculuk üzerinde devam ettiğimizi gördük diye düşünüyorum. Pek çok arkadaşım da sanırım bana bu noktada katılacaktır. Şimdi bu bağlamda ben size birazcık bu değişen roller, insan kaynaklarının ortak olması, partner in action olması, yolu açan, stratejik anlamda çeşitli görevler yapan bir konuma gelmesiyle ilgili birkaç slide paylaşmak isterim. Bizim yaptığımız örnekleri paylaşmak açısından da aslında bu gibi ortamları da kıymetli buluyorum. Birbirimizden öğreniyoruz, birbirimizden daha doğruları buluyoruz. Çünkü aslında mutlak doğru diye bir şey yok. Hiçbir şey, tek bildiğimizin hiçbir şey bilmediğimiz olduğunu gördüğümüz süreçlerden hep birlikte deneyimleyerek geçtik diye düşünüyorum. Şimdi dedim ki insan kaynaklarından beklentiler değişiyor. Dijital çağda her şey dönüşürken en başından beri ve aslında anlam yaratmaya devam eden tek şeyin de insan olduğunu biliyoruz. Bu karikatürü seviyorum ben. Liderlik çeşitli beklentiler vardı insan kaynaklarından. İşe alım bekliyoruz, insanları bulma, doğru insanları yerleştirmeyi bekliyoruz, geliştirmeyi bekliyoruz. Bu insanları organizasyonun içinde gelişirken korumayı bekliyoruz. Kültürü oluşturmayı bekliyoruz. Büyüyen şirketlerde oluşan kültürün doğru yayılımını bekliyoruz. Doğru organizasyonları kurmayı bekliyoruz. Hem verimli olmasını istiyoruz, hem işler hale getirmeyi istiyoruz. Dolayısıyla gözler insan kaynaklarına özellikle pandemi döneminde çok yoğun biçimde dönmüş oldu. Future of Work bundan çok daha önce başlayan, üzerinde konuşulan kavramlardı. Ben o yüzden Alp'e vizyoner bakışları açısından da çok tebrik ediyorum bütün yaptıkları çalışmalardan dolayı. Günün sonunda ne oluyor? Her şey insanla ilgili, insanla anlamlı ve insanla güzel bir yapıya doğru dönüşüyor. İnsan kaynaklarından beklentilerin değiştiği gibi. Bütüne bakıldığında bir çalışma modeli dendiğinde organizasyon yapılarının farklılığından bağımsız olarak aslında İnsan kaynaklarının fonksiyonları pek çok yerde benzer ve aynı. İşe alındı, eğitimdi, gelişimdi, kariyer yönetimiydi, performans yönetimiydi, temel matematiksel boyuttan ücret ve yanaklar gibi solid göreceli kavramlardı. Ama eve ekmek götürmemizi etkileyen şeylerdi. Bir yandan organizasyondu. Sorumluluk alanları aslında odakta insanın olduğu iş hayatındaki tüm hayatı uçtan uca deneyim bakışıyla yapılandıracak şekilde konumlanacak bir hale doğru gitti. İnsan kaynakları dendiğinde akla gelen kelimeler vardı. Bunlar da aslında her şeyin değiştiği gibi hem değişti hem de değişmeli. İşte bürokrasi bir yanda, bu tamamen out oldu. Bunun yerine çeviklikten bahseder olduk. Sadece teknoloji ekiplerinin uyguladığı çeviklikten bahsetmiyoruz. Temelde bütün organizasyonun business perspektifinde, iş perspektifinde çevik çalışma yapılarına, felsefelerine ve temeline uygun olarak çalışmasıyla ilgili dönüşümlerden bahsediyoruz. Düz yaklaşımlar yerine empatiyi daha fazla ön plana koyan, bunu sadece insan kaynaklarında değil, organizasyonun tüm her yerinde içselleştirmesini sağlayan yaklaşımlar olması gerektiğini söylüyoruz. Bir zamanlar personel denirdi, artık bu değil, takım arkadaşı, çalışma arkadaşı, çalışan şeklinde dönüşümlere doğru gittiğimiz bir yapıya geldik. Ve executor İK, yani söyleneni yapan, rutinde kalan, kendini tekrarlayan bir yapı yerine stratejik iş ortağı, aksiyonda iş ortağı, bir tür suç ortağı, iş ortağı, yol açıcı bir insan kaynakları yapısına doğru gidilmesi gerektiğini artık hep birlikte çok net görüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar temelinde de bu dijital çağ dediğimiz, dijital dönüşümlere şahitlik ettiğimiz noktada da dijital ve analitik bakış odağında temelde 3 objektif için koşturuyoruz. Birincisi doğru kaynağı çekmek, ki artık gittikçe zorlaşıyor. Çünkü gezegen bir
iş ortamının, gezegen bir insan kaynağının, gücün, eforun bulunduğu bir ortamdayız artık. Sabitlemek bile çok zor insanları. O yüzden retain etme noktasında iş görev daha fazla ağırlaşıyor bir yandan. Bir taraftan da insana iyi gelen, iyilik yaptığınızda aslında başkalarına yapmak yapmanın dışında kendinize iyi gelen, iyi hissettiğiniz, çalışmanın dışında insan olduğunuzu unutmadığınız noktaları zenginleştirecek objektifleri hedef alıyoruz ve stratejik iş ortağı insan kaynaklarını yaratmak istiyoruz. İnsan kaynakları aslında diğer herkesle, çevresindeki bütün birimlerle, bölümlerle bu anlamda partners in action bir tür ortak yapısında oturmak istiyor. Bunun için de biz kendi içimizde aslında people ve culture dediğimiz insan kültür değişim dönüşüm boyutunda 3 tane temel strateji belirledik. Bunun içinde ilki productive, efficient, agile organization for happy people. Yani verimli, etkin ve çevik. Sadece mutlu insan odağı değil. Mutluluğu işle bağdaştırdığımız zaman işten alınan mutluluğu nasıl kolaylaştırırız, nasıl daha iyi yaparız diye baktığımızda odaklanmamız gereken özellikle geleceğin iş yerlerinde, geleceğin ortamlarında sürtünmesiz çalışmak, akışkan süreçlerle çalışmak, doğru feedbacklerle çalışmak, inisiyatif alarak çalışabilmek, çevik olabilmek, hızlı karar alabilmek, değişme dönüşme hızla ayak uydurabilmek diye düşündük ve ilk stratejimizi bu şekilde belirledik. İkinci stratejimiz Future of Work'e uygun talented organization. Bugünü karşılayan insan kaynağı, yetkinliği, yeteneği, imkanları belki var ama biz nereye doğru dönüşüyoruz diye hep kafa yormak durumundayız. Bildiğimiz bir şey yok. O belirsizliğe uygun olarak öngörülerle aslında geleceğe yatırım yapacak şekilde adım atmalıyız. Dolayısıyla Future of Work'ü stratejilerimizin içinde mutlaka barındırıyoruz. Doğru talentlarla bir organizasyon oluşturabilmek için. Ve üçüncü stratejimiz de Digital ve Analytics for our people experience. Nasıl ki customer experience artık her şey demek, people experience da uçtan uca daha aday noktasından alumni olma noktasına gidene kadar, yani bizden ayrılan bir çalışanımızın da deneyimini düşünecek şekilde uçtan uca bir people experience yaratmak üzerine stratejilerimizi oturttuk. Bunun altında da 10 tane solid stratejik program tanımladık. İçeride altında da bir program yönetimi mantığıyla en tane proje var. 60'tan fazla projeyi her biri farklı alana dokunacak şekilde yürütüyoruz. Bu programlar aslında şirketin temelde dönüşümü, bir kültürün oluşması, ortak yapıların kurgulanması, çalışma modellerine uyumlanması, çevik çalışma yapılarının getirilmesi, eğitim ve gelişim sürekli öğrenen bir organizasyon yapısına doğru gidilmesi, daha sade, daha yalın, daha bürokrasiden uzak, biraz önce dışarıya attığımız kelimelere hizmet edecek kurguların oluşturulması için her biri farklı noktaya hizmet eden önemli stratejik programlar olarak konumlanmış durumda. Ve o üç objektifimize de attraction, retention ve social responsibility'ye de hizmet edecek şekilde konumlamış, kendimizi markalamış durumdayız. Peki niye bu çok önemli? Çünkü artık yepyeni bir ortamdayız, yepyeni jenerasyonlarla birlikteyiz. Bazen biraz moral bozucu oluyor. Ben 10 gün kadar sonra 44 yaşını bitiriyorum. Bu noktada baktığım zaman şirketin ortalaması şimdi 30'dan biraz daha düşük. Yeni başlayan arkadaşlar, o kendimizin o yaşta olduğumuzu unuttuğumuz zamanlar oluyor, öyle söyleyeyim. Beklentiler, motivasyon yolları, hayatla ilgili duruşlar, işle ilgili duruşlar farklılaşıyor ve bunu bir jenerasyon farkı varmışçasına uygulamak yerine gerçekten biz de öyle olacak biçimde nasıl uygularız bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz ve hepimizin de yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da stratejik ortaklıkla stratejik adımlarımız var. Önemli kampanyasal yaklaşımlarla büyümeye attığımız adımlar var ve her şeyi online yürüttüğümüz süreçler var hep birlikte. Temelde de bunu life çatısı altında farklı markalamalarla geleceğe doğru çalışan markasını da oluşturacak şekilde çeşitli aksiyonlarımız oldu. Ben bunların çok fazla detaylarına girmeyeyim. Zaman anlamında da çok detay yaratmayayım ama temelde bir soft manifesto da dahil olmak üzere ben çalışırken
uzaktan da çalışıyor olsam, ofise de geliyor olsam, uzaktan çalışan biriyle de birlikte çalışıyor olsam neleri unutmamam gerektiğini bilecek şekilde ilerleyeceğimiz bir yapı kurgulamaya çalışıyoruz. Bunun için de bir soft manifesto hazırladık. En önemli şey sağlığım dedik mesela. Hepsi buradalının bu çalışma yapısı içinde buna imza atmış olmasını istiyoruz, diliyoruz. Kendini unutma, sağlık kontrollerini ihmal etme. Her ne kadar uzaktan çalışıyor olursan da mola ver, nefes al, sorgula, kendinin farkında ol, kendi değerinin bilincine var şeklinde bir yaklaşımımız var. Ve sadece kişinin kendisi değil, çevresindekilerle birlikte önemli olduğunu hatırlaması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimize bakmayı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta hepimiz artık birer ekran yüzüyüz diyoruz hatta. Çevresel koşullarımızla, ailemizle, kendi hayatımızdaki önceliklerimizle uyum içinde çalışmanın önemini hep birlikte fark etmek istiyoruz ve bunun için de aksiyonlara, çeşitli stratejik işlere devam ediyoruz. Hepsi burada olarak. Bunlar o uygulamalarımızdan pek çok örnek. Temel anlamda ruha dokunan, altı duyuya dokunan bir sıcak karşılamayla başlayan bir yolculukta iyi ruhlu bir şirket içinde geleceğin iş yerlerine, geleceğin çalışma yapılarına uygun olarak üretmek temeldeki amacımız oluyor. Bunun da karşılığını özünde insana yaptığınız için bu her şeyi karşılığını güzel bir şekilde alıyoruz. İyi ki varsın hepsi burada mottosuyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda iş arkadaşlarımız, çalışanlarımız son derece güzel kucakladılar bu yaklaşımı. Bu bizim yolumuzdu. Güzel ödüller de aldık bu noktada. Kalp kalbe karşının bir sonucudur diyelim. Her şirket bir adeta parmak izi gibi tek bir doğrunun olmadığı bir ortamda kendi yolunu bulmak, kendi hikayesini yazmak, kendi kültürüne, kendi iştahına uygun çözümleri bulmakla yükümlüdür diye düşünüyorum. Ve bu tip ortamlarda da benzer güzel örnekleri paylaşarak ilham almaya, ilham vermeye devam etmenin kıymetli olduğunu biliyorum, hissediyorum ve bu organizasyon için çok çok teşekkür ediyorum. Evet Alp'cim, sanırım böyle bir hızlıca gitti ama zamanlama açısından... Vaktimiz var hiç şu anda. Tamam. Tabii sonradan bir anda hızlıca toparlayabiliriz ama şu anda vaktimiz var biraz daha. Esra, tebrikler gerçekten. Çok yani baktığımızda çok derinlikli inisiyatifler. Yani gösterdiklerin içinden kültür transformasyonu çok tabii... bu 10 dakikada 15 dakikada giremedin ama kültür transformasyonundan işte deneyim tasarımına, oradan işte lifelong learning'e çok yerinde diyeyim. Hani hemen böyle gözüm ucuyla görebildiğim Future of Work inisiyatifleri var. Çok fazla, bayağı bir bol bir inisiyatifi aynı anda yürütüyorsunuz. Bunların hepsini birlikte yönetmenin hem challenge'ı ve bir yandan da yani eminim zorlukları vardır. Mesela böyle bir Future of Work Squad yapısıyla mı çalışıyorsunuz veyahut da nasıl bunların hepsini bir anda götürebiliyorsunuz? Böyle yaptık. Orada yine o çevin prensiplerini aslında benimsemek bize yardımcı oluyor. Önceliklendiriyoruz artık. Kurum için en öncelikli olan, bütünün hayrına, ben biraz önce söylemiştim arkadaşlardan bir de yazmış. Evet. En doğru olanı. Bu şu demek değil. Tek seferde bir tane işi yapıyoruz değil. Çünkü ekibimiz farklı alanlardan sorumlular, projeleri de bu kapsamda, programları da bu kapsamda içeride farklı ekiplere sahiplendirerek ve dokunduğu yerlerin iletişimini de doğru kurgulayarak bir yandan devam eden çılgın bir business hayatı var. Yani bu business as usual devam ederken bu tür stratejik dönüşümleri yürütmenin ayrı zorluğu var. Çünkü evet, tam olarak yer, bir efsane Kasım geçirdi mesela. Hani gecesi gündüzü olmayan bir dönem e-ticaret. Ekonomi anlamında da efsane geçti zaten. Bir kombinasyon oldu orada. Aynen öyle. Bu devam ederken biz bir yandan gidip biz şimdi değerleri çalışabilir miyiz sizinle? İşte ecel dönüşümle ilgili bir assessment yapıyoruz. Bununla ilgili toplantı yapabilir miyiz? Ben gerçekten hani o yoğunluğa rağmen sadece insan kaynakları değil, insan kaynaklarının dışındaki o ticari ekiplerin dahil bu anlamda verdiği emeğe, gönle hayran oldum bu dönemde. Biraz böyle üst üste gelmiş, şimdi şu toplantı, bu toplantı diye yürüdüğümüz zamanlar oldu ama bir parça önceliklendirerek, her şeyi Süpermen olmadığımızın bilincinde olarak,
Yani belli bir kapasitemiz olduğunu ama bu kapasitemizi bir tür aslında zorlayarak o genişleyen kaplar teorisi gibi belli iyi bir verimle kullanabileceğimizi bilerek adımlar atmaya çalışıyoruz. Hiç şöyle bir iddiam yok yani en doğrusunu biz yapıyoruz işte bilen varsa gelsin falan yok. Öğrenmeye hep açığız, daha iyi yapandan dinlemeye hep açığız. Enerjimizi kaybetmiyoruz, coşkumuzu kaybetmiyoruz. Bir yandan devam ediyor hayat. Evet, evet. O enerji zaten belli oluyor. Peki, suç ortağı dedin. İşte İK'nın suçu bence bu çok güzel bir terim. Ve aksiyonda olması yani repetitif, kendi tekrar eden işler değil de insanların yorumunu katabilmesi dedin. Hani bunun için, bunun bir gizli bir sosu var mı? Yani insanlar da özellikle gelenekselden gelen böyle tamam bana verileni yapayım. Hani o da kırmak gereken bir şey oluyor ya. Hatta evet. Her jenerasyonda hala kırmamız gereken bir şey oluyor. Bunun bir özellikle büyük kurumların bunun bir gizli sosu var mı uyguladığınız? Yani şöyle sektör olarak şanslı bir sektördeyim Alp. Öncelikle böyle hep kendi aramızda konuşurken bu arada bankacılık deneyimin de var yalnız. Evet, bankacılık tarafı görece şey yani bütün bunları şimdi insan kaynakları şapkasıyla yapılandırdığımı düşünürsek bundan 1,5 sene önce konuşuyor olsak kanalları omnichannel'a nasıl dönüştürdük falan anlatacaktım ben sana. İşte CRM altyapıları kurduk, bütün kanalları dönüştürdük, omnichannel kurduk falan filan bunları söyleyecekken şimdi insan kaynakları şapkasıyla e-ticaret gibi bir sektörde bunu yapıyor olmanın şöyle bir avantajı var. Sektör o kadar dinamik ki, sektörün zaten kuralları her gün yeni şeylere o kadar alışık ki bir rutine girmiş bir hayat yok burada. Sürekli bir new business geliştirme yapısı var. Yani işe başladığımdan beri kurduğumuz ekibin haddi hesabı yok. O yüzden buna böyle ruh olarak çok uygun bir yer. Ha, bunun yanında ne var? İnsan kaynakları şapkasında da yaratıcı düşünmeyi, aslında böyle o hani çok klişe bir laf olacak böyle şey demeyelim ama işte kutunun dışında düşünmeyi zorlayacak şekilde de aslında ben de ekibimde kafa yoruyoruz. Bir örneğini vereyim. Bir welcome box hazırladık. Hatta Cem Yılmaz ziyarete geldi Gebze'deki operasyon merkezimizi çalışanımız olarak biliyorsun işe girdim diye. Postlarda gördüm ama detayını bilmiyorum. Evet, postlarda Cem Yılmaz geldiğinde gerçekten çok gönül verdi bu işe bu arada bu reklam döneminde ve Kasım döneminde yoğunluk var dediği dönemde. İşte operasyonu gezdi, insanlarla kucaklaştı. Çok çok doğal bir yapı oldu. Ben ona gidip welcome box'ımızdan hediye ettim. Ve de postlarında paylaştı. Şimdi bu welcome box sıradan bir welcome box değil. Oturup tek tek şöyle dedik. 6 duyuya hitap eden bir hoş geldin paketi yapıyoruz. 6 duyu. Ve içine bir bu anlamda parçaları tek tek seçerek bir de yazı yazdık. İçinde Palo Santo ağacından tütsü var örneğin. Ya neden? Ben de söyledim bana da şu Palo Santo'dan bir hediye edin diye. Çünkü şöyle yazdık içine. Güzel kokular duyup ruhunu dinlendirmeni istiyoruz. Bir el aynası var, cep aynası. Diyoruz ki kendine bak ve kendini hatırla. İşte bir hoparlör var, güzel sesler duy. Bunu unutmadan yaptık. Yani bunların hepsi aslında emek. Bir yere verip bize bir kutu hazırlayın değil, emek vererek, nasıl dokunuruz diye kafa yorarak, farklaştırarak yaptığımız bir şey oldu. Ve bunu sadece yeni başlayanlara değil bu arada bütün şirkete gönderdik. Herkes böyle buna güzel karşılıklar da verdi. Açıkçası ben çok mutlu oldum. Çok güzel. Peki belki de bu altı duyuya doğru bir geçiş dedin. Herhalde böyle bir geçiş. Zaten İK değil de Chief People and Culture Officer. Bu da bu geçişin bir tanımı mı? Evet. Tam olarak öyle. Böyle bazen bazı cümleleri Türkçe'ye çevirdiğin zaman çok böyle ruhunu kaybediyor maalesef. İnsan ve kültür falan gibi böyle neredeyse bir bürokrat yapısı, kültür ateşesi falan gibi oluyor ama people culture o anlamda biraz daha soft gerçekten. Çünkü rutin zaten akıyor. Zaten bir işe alım var. Zaten bir özlük işi var. Bir ücret işi var. Ki buralı da yaratıcı çözümler bulmanız gerekiyor. Buraları da dijitalleştirmeniz ve artık mesele haline gelmekten çıkarmanız gerekiyor. Ama bu akarken bir anda siz hangi teknolojik işi yapıyor olursanız olun, bunu yapanlar insanlar,
kendi işlerini kolaylaştıracak çözümleri bulanlar insanlar. Bunu unutmamak gerektiğini düşünüyoruz. Ben böyle çok ne derler, ulvi konuşan bir mühendis gibi oldu. Biraz edebi boyutlar kattım işin içine ama böyle biraz sağ beyni çalıştırmak lazım yani. Tabii. Zaten o mesajları kapatırken o mesajları da vermek önemli. Yere bastığında da neler yaptığınızı gördük. Gerçekten harika inisiyatifler. Esra çok teşekkürler. Zaman ayırdığın için. Bizim için çok faydalı, çok verimli oldu. Bu yorumlarda da olumlu mesajlar var. Ama evet, şimdi bir yandan diğer tarafa geçmemiz gerekiyor. Bir sonraki session'a. Umarım daha detaylı konuşacağımız alanları da yaratırız. Esra çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Yorumlar için de çok teşekkür ederim. Motivasyonun bozulduğu değersizlik hiç hissetmeyin. Zeynep Hanım yazmış. Hiç hissetmeyin. Bunu hissettiğinizi bir kendinize tekrarladığınız zaman bu gerçekleşiyor zaten. Hissetmeyin. Hepimiz çok değerliyiz. Bu günler de geçecek. Düzeleceğiz inşallah Bedim o Instagram'ın konusuyla. Evet. Yani, çok daha iyi günler gelecek. Generation Z ve diğerlerine de bence Esra'nın enerjisinden biraz bulaşırsa yeterli olacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bir sonraki session'ımızda Bosch ve Nestle ile bir arada olacağız ve kariyerlere global bir başlangıç, özellikle Future Skills Fest ve yeni kariyerlerine başlayanlar için bir session olacak. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Esra. Hoşça kalın. Hoşça kalın.